Bebeğin topuğundan alınan uygun kan örnekleri laboratuvara gittikleri zaman burada çok eski yıllardan beri kullanılan Guthrie testi dediğimiz bir test ile analiz edilirler. Bu testin sonucunda bebeğin topuk kanının içinde fenilketonür hastalığında artması beklenen fenilalanin düzeylerini tahmin edebiliyoruz. Eğer fenilalanin düzeyinin yüksek oranda artmış olduğunu görürsek fenilketonür hastalığından şüphelenir. Tarama testi hastalığın kesin tanısını koyduran değil, hastalıktan bizim şüphelenmemizi sağlayan testtir. Eğer bu test sonucunda fenilketonür şüphesi ortaya çıkarsa bebek tekrar aile hekimi tarafından çağrılır, topuk kanından bir kez daha örnek alınır. Bu alınan örnekler bu sefer daha ileri aşama testler. Tandem dediğimiz bir yöntem var. Tandem yöntemiyle çok daha ayrıntılı olarak analiz edilir. Eğer burada da ikinci testte de ayrıntılı testte de fenilketonür şüphesi ortaya çıkarsa o zaman bebekten damardan kan alınarak daha ayrıntılı testler yapılır ve hemen tedaviye geçilir. Tanının çok erken konmuş olması çok büyük bir avantaj sağlar. Hastalık herhangi bir bulgu vermeden tanısı konursa fenilketonürlü bebekler özel bir diyetle beslenerek büyüdükleri zaman tamamen normal bireyler olmaları sağlanabilir.